sömestr tatilinde Kars'a gideceğiz işte 3-4 günlüğüne. Ama trende 50 kişi var, müzisyenimiz eksik. Ben de Mustafa'ya dedim ki, Mustafa dedim sen de gelir misin dedim. O da gelirim hani vaktim var dedi. Müzisyen Allah Allah. Ya. Sonra... Şey yok değil mi? Teyp yok, hoparlör yok. Hiçbirisi yok, Mustafa telefon gelsin. Yok. Ama ben olmasaydım kötü gidermiş da. İyi. Sonra Mustafa da geldi. Yine gitarı elin şey yukarıda mı taşıyordu? Tabii canım, bu sefer tulum gitar, da vardı. Tulum. Ondan sonra daha trende neler neler çaldık. Orada yani bir sürü müzik aleti çalabiliyor. Ne versen elinde çalıyor yani. Olsun. Ondan sonra trende bazı olaylar yaşadık. İyi ki de yaşamışız. Sonra sevgili olduk neticede. Ya helal olsun canım, bize ne? Yani benim arkadaşım diye sahiplendiğim insana yürüyen bir kız vardı. Saçını başını... Ben de arkadaşımı kıskandığım için onunla kavgaya tutuştum. Mustafa'yla kavgaya tutuştum. Ondan sonra da meğersem işte birbirimizi sevdiğimiz için kavga ediyormuşuz. Ben rahatsız oluyormuşum o kızdan. Bunu kim dedi? Yani ben fark ettim, Mustafa da bunu fark etti. Ama zaten kız o niyetle yaklaşıyormuş Mustafa'ya. Biz bunu fark ettik zaten. Ne niyetle? Yani tavlamaya çalışıyordu Mustafa'yı. Işte. Mustafa'ya niye bir şey diyorsun? Kıza bir şey söyle, Mustafa mı bir şey yaptı? Kıskanç. Kıza ben ne diyeceğim? Bir sonraki sorunun cevabı işte kıskanç. Yanında tek onunla yan yana takılan benim. Ya Mustafa bir kız zaten şey geliyor gidiyor, yok bana omuz atıyor. Yok bana böyle bakıyor. Ondan sonra minibüsün içindeyiz, Sarıkamış'a gidiyoruz işte. Tutmuş böyle, Mustafa burada, ben onun arka tarafında oturuyorum. İki tane şapka var kızın elinde, böyle yapıyor Mustafa'ya. Mustafa bunu mu takayım, bunu mu takayım? Bir yandan da bana böyle böyle yapıyor. Ben de neyse hepsini tabii sineye çektim. Ondan sonra Mustafa ile güzel bir kavga ettim o kız için. Ondan sonra da... Ama ne, yani kavgadan sonra mı açıldınız birbirinize? Evet, kavgadan sonra açıldık. Nasıl? Birbirimize. Nerede? Ardahan'a geçiyoruz. Orada bir Mustafa'yla biraz tartıştık. Küstük, küstük gibi yani. Hani tamam, barışacağız ama hani zamanla ihtiyacımız var. Sonra işte o kız da bizim küs olduğumuzu fark edip iyice Mustafa'ya yanaşmaya başladı. Mustafa yoksa bunu mu takayım, bunu mu takayım? Sonra o minibüsten indik. Ben böyle hızlı hızlı başka bir arkadaşımla kayak merkezine doğru çıktım. Arkadaşımı arattırdım Mustafa'ya, dedim ki... Ülkü dedim, şey Mustafa'yı bir ara dedim, gelmeyecek mi dedim. Bu arada da o herkesin kayak ayakkabılarını giymeye Mustafa yardım ediyor. O kızınkini de giydirdi. Mustafa niye bu kadar yardımsever? Mustafa öyle. Ondan sonra birine eldivenlerini elinden çıkarttı, böyle uzattı. O kızdı büyük bir ihtimalle, gördü. Evet, o kızdı. Ondan sonra arkadaşımı arattırdım. Mustafa gelecek mi, gelmeyecek mi benim yanıma? Hani hala küslüğü devam ettirecek mi? Kız aradı işte, dedi ki Mustafa gelmeyecek. Ben kendim gittim orada. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz? Arkadaşsınız siz, küsmüşsünüz. Orada bir otel lobisi var. Şimdi biz Kars'tan sonra da Mustafa'yla daha bir 17-18 gün otostop yaparak, kamp yaparak gezmeye devam edeceğiz. Yani trendeki herkes dağılacak ama biz yola devam edeceğiz. Hani küslüğe gerek yok diye düşündüğüm için biraz da sinirliyim bir yandan da. Sonra ben gittim. Mustafa'yı bir aradım. Cevap bile vermesine gerek kalmıyor. Ortalığı yıkıyorum bağıra bağıra. Kapattım. Akşam oldu işte. Eve gittik. Orada da bir kavga, dövüş. Bu barışmayacağım diye tutturuyor. Artık benimle arkadaşlık da yapmak istemiyormuş. Hangi ben şarkıyı de, tamam söylediğimde dedim, yumuşadı onu bir sorar mısınız? Pes ettim yani. Sonra dedi ki benim dedi gitar çantamda senin dedi eşyaların kalmış. Onları da al dedi. Ben böyle iyice sinirlendim. Bir açtım çantayı. Bana hediye almış aslında. Hani beni kandırıyormuş yani, beni o kadar ne kadar sinirlenebileceğimi ölçüyor herhalde. Ondan sonra ben o hediyeyi gördüm. Beşiktaşlı böyle ahşap yapraklı bir defter almıştı. O gün sarıldık birbirimize. Şubat'ta İstanbul'a döndük. 23 Nisan'da nişanlandık. 19 Mayıs'ta da evlendik. Doğum günüm. Oo, çok maşallah. Evet.